Merhabalar Fatma Hanım'la Anne Yemeklerine hoş geldiniz. Bugün kırmızı pancar salatası yapmak istiyorum, yoğurtlu. Öncelikle şu baş kısımlarını alıyoruz ve şöyle güzelce 3 tane ya da 4 tane yapabilirsiniz bu ölçüyü. Şöyle ve şurasını da alıyorum. Güzelce bunları bir yıkıyorum. Ve güzelce böyle yıkıyoruz. Bu üzerindeki çamur biraz gitmesi için toprak çamur beklettim suda şöyle. Birazcık böyle bekledikten sonra güzelce bakın yıkıyorum ve tencerenin içine alıyorum haşlayacağımız tenceremizi. Şöyle. Şunun içine alıyoruz. Şöyle suyumuzu da ilave ediyorum. Biraz böyle yumuşadığı zaman şeker pancarını nasıl haşlayıp da yıllarca yediysek soyup aynen o gibi işte biraz haşlayacağız. Yumuşadığı an artık tavuklarını soyacağız. Şimdi ocağı alıyorum. Evet şöyle baktık. Artık kaynamaya başladı. Birazcık altını kısıyorum. Güzelce pancarlarımızın pişmesini, yumuşamasını bekleyeceğiz. Evet, artık şöyle bir bakıyoruz pancarlarımıza. Bir çatalla ya da öyle bir bıçakla bakın artık kıvam tamam. Çatlamasına gerek yok. Hani çok da böyle yumuşaklığına gerek yok. Bakın bıçak girdi ve tamam demektir. Şimdi bunu alıyorum. İstiyorsanız bu suyunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir işte şalgamla yapılan bulgur pilavı şey süzerek yani tercih sizin. Şimdi bunu ben pancarlar içinden alıyorum ve hemen kabuklarını soyuyorum. Evet hemen bu pancarlarıma bir su tuttum. Patates soyar gibi şöyle güzelce soyuyoruz. İsterseniz şöyle bıçakla da soyabilirsiniz. Tabii soğuk suya tuttum ama gene de böyle sıcaklık var. Şöyle güzelce. Aslında bakın bıçakla daha şey rahat soyulabiliyor. Eldiven giyebilirsiniz ama ben dedim ya doğallıktan yana olduğumuz için eldivene bir türlü alışamadım. Ve o yüzden evet şöyle soyduk. Bütün pancarlarımızı aynı şekilde böyle soyacağız. Hemen şöyle güzelce bu rendemizin kalın kısmıyla rendeliyoruz. Çok yararlı bir yiyecek, besin kaynağı gerçekten yapın sık sık. Bunun hatta turşusunu falan yaptım ben. Kırmızı pancar turşusu diye. Fatma Hanım da anne yemeklerinde var bakabilirsiniz. Şöyle güzelce hepsini rendeliyoruz. Evet ben buraya pancarımı hazırladım. Rendeledim. Şöyle tabii yoğurdu katmadan önce güzel bir soğuması lazım. Onun için bunu ben balkona alıyorum soğuyurken. Ben yoğurtlu sarımsaklı sosunu hazırlıyorum. İster sarımsağı rendeleyin, ister doğrayın ama biz alışkın olduğumuz için böyle bıçakla hemen yapıveriyorum. Ama sevmiyorsanız tabii ki misafirlerinize yapıyorsanız ne yapıyoruz? İnce taraflar rendeliyoruz. Süzme yoğurt kullanıyorsanız mayoneze gerek yok. Ben genelde süzme yoğurt kullandığım zaman mayonez eklemiyorum. Ama normal yoğurt kullanıyorsam bir su bardağına kadar yoğurt katacağım. Bardağı kadar böyle yoğurdumu ilave ettim. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Hemen mayonez de şey yapacağım. Ben bunu kendim yapıyorum. Şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar yeter. Aslında 1 bile yeter. Şöyle çok kullanmayı sevmiyorum ben ama bunu da kendim yapıyorum eskiden beri. Gene böyle şeyleri yıkıyorum. Bunların içlerine dolduruyorum. Yine yaptığım zaman inşallah onun da tarifini kanalımıza ekleriz ve oradan bakılır. Şimdi bu burada beklerken hemen yarım demet kadar maydanozumu şöyle bir güzelce ince ince kıyıyorum. Söylememize gerek yok artık maydanozları tabii ki sirkeli suyumuzda bekletiyoruz. Güzelce yıkıyoruz, hazırlıyoruz. Böyle kullanacağımız zaman hazırımıza geliyor.
ve bunu da pancarımın içine ilave edeceğim. Pancarımın iyice soğuması lazım. Evet, şimdi artık hazırladığım o mayonezli sarımsaklı yoğurdumu ilave ediyorum. Şöyle güzelce. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Tuz birazcık ilave edebilirsiniz. Çok tuzlu yapmayalım. Buradan da maydanozun birazını şöyle yapacağım. Birazını da sunum anında üstüne yapacağım. Şöyle güzelce karıştıralım. Muhteşem bir lezzet. Harika bir tarif. Bence herkes yapsın. Çok güzel. Ve gerçekten şifalı bir lezzet tarif. Evet. Şöyle güzelce. Şimdi servis yapacağım. Tabağımı alıyorum. Şöyle bakın. Çok güzel oldu. Ve şöyle güzelce servis edeceğim tabağımı. Evet, şöyle. Evet. Şöyle hafif renginden dolayı biliyorsunuz. Ve şöyle yeter. Şöyle yanlarına da yaptırabilirsiniz şöyle. Evet, artık salatamız servise yenmeye hazır. Muhteşem oldu. Evet, şimdi servis ediyoruz. Şöyle. Evet, Allah-u Teala yedirmeyi nasip etsin diyorum. Çok zaman almıyor. Hemen böyle haşlıyorsunuz. Biraz soğuk suya tutup, o kadar basit ki, gördüğünüz bütün aşamalarını güzelce paylaştık. Yeterince tuzumuzu ilave ettik. Basit, doyurucu, güzel, lezzetli bir tarif diyorum. Allah-u Teala yedirmeyi nasip etsin. Öncelikle sağlık. Her şeyin başı sağlık diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.